bu videoda tablolarda alt toplam özelliği ile otomatik toplama, ortalama, sayma, çarpma gibi işlemlerin nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle belirteyim, alt toplam özelliği fonksiyon olan alt toplamdan farklı bir özellik. Yani şöyle alt toplam deyip toplam aldığımız fonksiyondan farklı bir özelliği var. Örneğimiz üzerinden başlayalım. Bu tabloda tarih, satış temsilcisi, cari ismi, çeyrek satışları ve toplam satışlar diye sütunlarımız var. Şimdi ben burada yapmak istediğim şey, diyelim ki tarihe göre toplam almak istiyorum. Tarihe göre toplam almak istediğim zaman bunu nasıl yaparım diye düşünüyorum. Şimdi böyle gidip işte her tarih değiştiğinde atıyorum 1-1-2019'ların toplam satışlarını gidip böyle seçerek bulmak çok zor tek tek. İşte bunun için ya da filtre koyarak da yapmak istemiyorum bunu. Mesela şöyle seçelim, 2021'i seçelim. 2019'u seçelim. Yani bu da bir çözüm değil. Burada alt toplam özelliği ortaya karşımıza çıkıyor. Nereden ulaşabiliriz alt toplam özelliğine? Veri sekmesinden ana hat ve alt toplam diye bir bölüm var. Buradan ulaşabiliyoruz. Şimdi otomatik alt toplam aldırmak için öncelikle tablomuzda herhangi bir yerde, yani illa A1 hücresinde veya başka bir hücrede olabilir, tablomuzun içinde herhangi bir yerdeyken veri alt toplama geliyoruz. Böyle bir pencere karşımıza çıkıyor. Burada ne diyor? Aşağıdakilerin her değişiminde. Şimdi ben neye göre alt toplama almak istiyorum? Tarihe göre. Yani tarih her değiştiğinde diyorum ki Excel'e bana git toplam al diyorum. Aldığın toplamı da git toplam satışların altına ekle diyorum. Burada tamam dediğimiz zaman bakalım neler olacak. Alt toplamlar ekleniyor dedi Excel. Evet, gördüğünüz gibi tarih her değiştiğinde, yani 1-1-2019 toplam satışlarımız 200.919'muş. İşte 2-1-2019 toplam 200.952'miş. Böyle aşağı kadar gidiyor. Şimdi bu alt toplam eklediği zaman şurada sol tarafta 1-2-3 gibi sayılar göreceksiniz. Bunlar neyi ifade ediyor? Şimdi 3 en genel olarak tablomuzu özetliyor. 2'ye bastığımız zaman işte tarih bazında daha böyle bir özet tablo şeklinde ortaya çıkıyor ki bu daha görsel olarak daha açıklayıcı oluyor. Yani öbür türlü şurada şuradaki aradaki plasiyerlerin, satışçıların detaylarını da görebiliyorsunuz. Yani 3 daha en detaylı diyebiliriz. 2 biraz daha özet. Tarih bazındaki biz bunu istiyorduk. Tarih bazında satış almak istiyorduk. Satışları görmek istiyorduk. Bir de en genel toplamı gösteriyor. Yani alttaki bütün tarihlerin toplamını gösteriyor. Şimdi bunu mesela kaldırmak istiyoruz bu alt toplamı. O zaman da veriye gelip alt toplam deyip tümünü kaldır dememiz yeterli oluyor. Şimdi başka bir alt toplam almak istiyorum. Nasıl alt toplam alacağım? Tabi burada şunu da belirteyim. Burada da yazdım. Alt toplam almadan önce ilgili sütunda mutlaka sıralama, şuradan veriden sıralama yapmamız gerekiyor ki alt toplam yani değiştiği zaman doğru toplamaları alsın diye. Burada tarihler sıralı olduğu için onu yapmadık. Ama şimdi mesela bakalım satış temsilcilerimiz var değişik. Bunları alt toplam aldırırsak şöyle hemen deneyelim. Bakalım şimdi.
Aşağıdakiler neredeyiz şimdi dedim. Satış temsilcisi diyelim. Yine toplam satışları görmek istiyorum. Toplayaraktan. Buraları değiştirmedim. Tamam diyelim, bakalım ne olacak. Sıralama yapmadım çünkü şu anda. Karışık bir tablo ortaya çıkacak. Evet. Aşağıdakilerin her değiştiğinde dedim. Sıralı olmadığı için her değiştiğinde gitti farklı toplamlar aldı. O yüzden bunu öncelikle sıralama yapmamız gerekiyor. Şuradan alt toplama tekrar iptal ediyorum. İşlemler yapıyor Excel. Evet. Öncelikle veri diyelim. Şöyle. Veri sıraladan. Sıralama ölçütümüz satış temsilcisi. Yüce değerleri A'dan Z'ye diye böyle sıralattıralım bakalım. Evet, şu anda isme göre tablomuzda sıralama yaptı. Şimdi alt toplam aldırabiliriz. Veri diyorum. Alt toplam. Aşağıdakilerin her değişiminde, yani satış temsilcisinin ismi her değiştiğinde git toplam al dedim Excel'e. Ve gitti bakın. Satış temsilcisinin yaptığı toplam satışları görmüş oluyorum bu sefer de. Dediğim gibi bu en genel biçimli tablo, en detaylı görünüm sağlayan bir tablo. Şurada ikiye basarsak özet şeklinde daha güzel bir tablo ortaya çıkıyor. Satışçıların yaptığı toplam satışlar. Bu da daha önce de söylediğim gibi genel toplamı gösteriyor. Evet, son bir örnek yapalım. Tekrar veriden alt toplam tümünü kaldır diyelim. Şöyle tablomuzu şuradaki sıralamayı kaldıralım tekrar. Şöyle tarihe göre sıralıydı. Biz de bunu tekrar tarihe göre sıralı hale getirelim. Şimdi şöyle taşı veya kopyalayla ayrı bir Excel sayfasını alıyorum. Evet, şimdi burada mesela ay tarihi olduğu için benim burada yapmak istediğim şey bir sütun daha açıp şöyle ekle diyelim. Ay diye bir sütun ekleyelim. Excel'de ay formülü var. İlgili tarihin hangi ay olduğunu gösteriyor. Bunu da şöyle genel yaparsak, evet, birinci ayın tarihi olduğunu Excel bize söylüyor. Şimdi ben burada bir de ay toplamlarını görmek isteyeyim. O yüzden bu ay sütununu ekledim. Yine tabloma geliyorum. Zaten kendi içinde sıralı olduğu için herhangi bir sıralama yapmamı şu an için gerek yok. Veri dedim. Alt toplam. Aşağıdakilerin her değiştiğinde kısmında bu sefer ay sütununu eklemiştim. Onu seçiyorum. Yine toplam almak istediğim için buralara dokunmuyorum ve tamam diyorum. Evet, bu sefer ne oldu? Bakıyoruz. Her ayın toplamını aldı kendi içinde. Yine şuradaki sol taraftaki 1, 2, 3 rakamlarına baktığımız zaman burada ay toplamlarını görmüş oluyoruz. Yani ne yaptık? Tarih bazında, gün bazında toplam aldık. Plasiyer satış temsilcisi bazında toplam aldık. En sonunda ay bazında toplam aldık. Bu tip tablolarda toplam alma, işte ortalama alma, biz toplam aldık ama ortalama da kullanılabilir. Sayma gibi özellikleri kolayca yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.